Bağışıklık sistemi kan ve dokularda bulunan hücrelerden, proteinlerden oluşan ve vücudumuzu mikroplardan koruyan sistemdir. Bu sistemin elemanlarının eksikliği, görev yapmasındaki sorunlar, bağışıklık sistem zayıflığı olarak ifade edilir. Bağışıklık sistemi zayıflığı genel olarak enfeksiyon eğilimini arttırır. Grip, bademcik iltihabı gibi kısa süreli enfeksiyonlar sık geçiriliyorsa, neden çoğunlukla çevresel faktörlerdir. Yani mikroplarla daha yoğun temas vardır. Çocuğun kendisinin veya kardeşinin kreşe veya okula başlaması bu yoğun temasın en sık nedenidir. Yine anne babanın eğitim ve sağlık kuruluşu gibi mikropların yoğun olduğu, toplu yaşanılan, kapalı yerlerde çalışması söz konusu olabilir. Bazen de beslenme bozukluğu veya bakım yetersizliği vardır. Bunlar çocuğun sık enfeksiyon geçirmesinin ve ailenin bağışıklık sistemi zayıflığı algısının en belirgin nedenleridir. Nadiren bağışıklık sistemi zayıflığı kalıtsaldır. Bu durumda özellikle yeni doğan ve süt çocukluğu gibi erken yaşlarda başlayan enfeksiyonlar sıktır. Hastaneye yatırılmayı veya damar yoluyla tedavi almayı gerektiren ciddi, tekrarlayan, yaygın enfeksiyonlar görülebilir. Diğer aile bireylerinin, kardeşlerin geçirmediği veya hafif geçirdiği bu tür enfeksiyon hastalıklarının nedeni kalıtsal bağışıklık sistemi zayıflığı olabilir. Otoimmün, iltihabi, alerjik ve tümoral hastalıkların eşlik edebildiği kalıtsal bağışıklık sistemi zayıflığı, çocuğun büyümesinde ve gelişmesinde gerilikle bazen de doku ve organlarda harabiyet sonuçlanabilir. Bu durumlarda bağışıklık sistemiyle ilgilenen uzman doktora başvurmak gereklidir.